Arkadaşlar merhaba, Guardia Turca'dan sevgilerle. Erel ailesiyle beraberiz. Erel ailesi Almanya'dan geldi. Şimdi tanışacaksınız. ...15 ay önce bizden bir Prese Canario kız almışlardı. Instagram'dan tanırsınız adayı falan. Köpeğiyle nasıl uyuduğunu. 15 ay sonra ikinci Prese Canario'yu almaya geldiler. Ada ailesi hayatlarında ilk kez köpek besliyorlar. İlk köpek Prese olarak seçmişlerdi, Prese Canario olarak. Şimdi size bildiklerini anlatacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem abi tekrardan. Eyvallah. Abi şöyle diyeyim, dediğim gibi eşimin ilk köpeği Prese tamam. Canario. Evet. Hatta ilk başta çok tedirgindi. Hani bakabilir miyiz? Acaba yapabilir miyiz? Bizi yer mi? Bizi yer mi? Hani mesela hani işte internetten bakıyoruz Prese Canario'lar. Abi hepsi büyük köpekler, güçlü köpekler, kocaman köpekler. Hani ya ne yaparız? Evde çocuk var 3 tane. Ama nasıl oldu sonuç? Güzeldi. Abi gerçekten artık aileden biri. Hayır, sizin Instagram videoları müthiş zaten. Ada uyurken köpeğin üstünde uyuyor falan. Hatta o gün abi mesela eşim evde yoktu. Ben de akşamüstü koltuğun üzerine uzandım. İçim geçmiş biraz. Hani köpek evin içinde zaten geziyor yatıyor. Gözümü bir açtım yarım saat sonra falan. Ha, baktım köpek yerde yatıyor. Ada üzerinde uyuyakalmış. Hatta ağzının suyu köpeğin üzerine akmış. Ayağa kalktım, gezindim. Mesela normalde köpek hep hani bir ayağa kalkan olduğu zaman falan hani kalkar bakar evet. Eder. Abi hiç gram zerre tepki yok. Yo, ada rahatsız olmasın. Aynen abi. Sadece böyle kafayı kaldırdı. Baktı o kadar. Tekrar geri yattı. Evet. Ta ki ada uyanana kadar. Şimdi neleri tecrübe ettiniz? İlk alım aşamasını anlatın. Yurt dışına köpek biraz zor. Sen köpeği evet. Aldın bir de işlemleri bekledin. Evet. Tam 40 gün abi. Tam 40. gün o zaman benim işlemler bitti. Geldim buradan köpeği aldım, uçağa binerken hiç zorluk olmadı. Evet. Zaten hani bütün kağıtları falan her şey hani hazırlanmıştı önceden. Kağıtlarını gösterdim, biletini de ayıttırmıştık, almıştık köpeği. Hemen çok sakin, çok rahat bindirdik yani hiç sorunsuz, problemsiz. Evde tuvaletini ne kadar zamanda öğrettiniz, neler olduğu bir anlatın bakalım. Evdeyken sadece 2 defa. O da ama hani benim dikkatsizliğim yüzünden. Mesela yemini yemiş, suyunu içmiş köpek. Aşağı yukarı yarım saat, bir saat falan geçmiş. Ben çıkarmadım. Sadece o benim hatam yüzünden oldu bir kere. Bir kere de çok heyecanlandı. Ya ben iş montuyla geldim. Sarı parlak bir montla falan. Beni birden karşısında görünce heyecanla karışık bir çiş yaptı. Anladım. Ama onun haricinde eve hiç çiş yapmadı. Yani buradan götürdüğümden beri bu 2 defayı saymazsak abi evin içine kesinlikle ne çiş ne kaka. Süper. Sabahtan akşama kadar da tutuyor yani. Evde yalnız kalıyor mu? Kalabiliyor. 12 saatin üzerinde bıraktığımız oldu. Denedik. Hatta komşularımıza haber verdik. Yan komşularımıza falan hani bak bir havlama olacak mı? Bir şey olacak mı? Ya hani geldiğimizde haber verin ona göre bilelim. Abi kesinlikle. Hala geçenlerde komşumuz bizim izne gitti. Alman bir komşumuz, yan komşumuz izinden geldi. Köpeği falan görememiş. Bir hafta sonra hanımı görüyor. Hanıma diyor siz köpeği verdiniz mi? Diyor yok vermedik. Hani içeride ya diyor sesi çıkmıyor hiç köpeği. Bahçede göremeyince merak etmeye başladı artık herkes. Anladım. Yani. Ada sen ne yapıyorsun kalesiyle? Ha? Gel biraz gel burada buraya. Sohbet edelim seninle. Gel sohbet edelim Cem amcayla bak. Gel böyle otur bakayım. Sen kalesiyi ne kadar seviyorsun? Çok. Çok seviyorsun. Nasıl oynuyorsun onunla? Oynuyorum. Neler yapıyorsun? Elini ağzına sokuyorsun. Değil mi? Dişlerini kontrol ediyorsun. Başka? Oynuyorum. Oynuyorsun, yemek veriyorsun. Beraber uyuyorsunuz. Birlikte uyuyorsun. Değil mi? Ha? Ne yapıyor kalesi başka? Uyuyor. Şimdi ikinci geldiğinde ne yapacaksın? Sen mi büyüteceksin onu? Şimdi bu yavruyu sen büyüteceksin, yeni yavruyu değil mi? Hı? Oynayacak mı yine onunla? Yani şey yok, mesela o ilk çiş eğitimi için biz bir kapalı bir şey, yani üstü açık, etrafı kapalı bir kafes tarzı bir şey almıştık. Tamam. Onun yanına girip yatıyordu. Ne güzel. Yani işte. Ada nerede? Yani evin içinde bakıyoruz abi, ada yok. Ada nerede? Köpeğin yanına, köpek bir tarafa yatmış, ada bir tarafa yatmış. Dur, ona yapma. Abi onunla beraber yatıyordu. Yani ne bileyim ya, geldiğinden beri abi hani gerçekten anlatmakla bitiremeyiz. Yani evet. Diyorum hani artık o kadar aileden oldu ya, o kadar korumacı şeyi var. Hatta hep söylüyorum hani birisi bizim bahçeye gelsin,
kızımı kucağına alsın, hiçbir şey yapmasına gerek yok. Kucağına alsın, bahçeden dışarıya çıkarsın. Öldürür adamı. Abi evin tapusunu veririm diyor. Bak bu kadar şey konuşuyorum. Öldürür, gerçekten. Öldürür. Kardeşi bir de bahçeye giremiyor o şekilde. Evet. Kardeşim geliyor. Şu an mesela bizim evde kalıyor kardeşim. Biz buradayız, köpeğe kardeşim bakıyor. Tamam. Ama normal zamanda diyelim biz evin içindeyiz. Kardeşim gelip arka tarafa arabasını park edip bahçeden evin içine imkanı yok, giremez. Habersiz. Abi sokmuyor. Hı. Habersiz sokmuyor. Ön taraftan dolaşıyor, geliyor. Onu görüyor. Gördükten sonra tamam okey bu gelmiş. Hani sorun yok. Alır, gezdirir, tasmasından dışarıya çıkarır, getirir. O adadan kaynaklı. Adayı müthiş evet. Koruma altına almış. Gezerken de öyle mesela. Benle beraber gezerken benim yanımda hiçbir zaman yürümüyor. Hep adanın yanında. Önden yürür. Ada önden, yanından önden yürüyor abi. Ada arkadan, arkadan. Mesela ben gezdirdiğim zaman hani ben biraz ipini serbest bırakıyorum. Dolaşır eder, bir şey yapar. Ama eşimle ada çıktığı zaman öyle değil abi. Onların yanında. Hani ada varsa kesinlikle bir kere adanın yanında. Ada yoksa eşimin yanında. Ne güzel. Çok memnunuz yani. Çok işte o yüzden zaten ikinci almaya geldik abi. Diyoruz hani memnuniyetimizin daha başka bir yani bir göstergesi bir, olamaz. Bir 40 gün daha bekleyeceğiz. Şimdi başlayacağız kan titrasyon işlemlerine. Evet. En sancılı süreç o süreç bizim için. Şu bekleme gerçekten çok sıkıntılı. Ya benim için evet. De çok sancılı oluyor. Yani şimdi emanete dönüşüyor ya, yavru hı-hı. Sizin yavrunuz ama işlemler başladığı andan itibaren hı-hı. Siz yavruyu vermiş oluyorsunuz. Evet. Başkasına ve burada emanet kalmış hı-hı. Oluyor. Üstüne titremek gerekiyor bilmem evet, ne. Abi. Siz geleceğiz deyince ben iki tane erkek seçtim mi ikisinden hı-hı. Birine bakarız şimdi. Tamam. Durum bu. Yani... Sen çok sessiz kaldın abi. Evin hanımı sensin yani. Aslında neler evin reisi hanım. Tabii. Yani. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadım. Hep benimle beraber zaten. Evde olup olmadığı belli bile olmuyor. Havlanıyor artık. Önceden çok havlıyordu. Hatta bir ara komşular rahatsız oluyordu. Ama artık vardı. Yavruluk döneminde yalnızlıktan kaynaklı. Maksimum bir aylık süreç falandı. İşte o ilk abi, çiftlikten evet. Gelince birden yalnız kalıyor ya evet, yalnızlık abi, aşamasında. Evet. Yani mesela ilk çiftlikten aldığımızda hani mesela ya tasmaya bile alışmamıştı. Hani onu çok evet. Normal karşıladık. Evet. Dedik hatta olabilir o yan komşumuz falan da dedi ya hani ben dedi baktım ettim falan dedi çok normal çok şey. Ondan sonra bir kesildi sesi. Aynen. Abi şu an hiç şey yok ya, ya imkanı yok. Ya mesela zil çalsın ya yattığı yerden kalkmaz bakmaz. Ne oldu, kim geldi, kim umrunda olmaz. Ama tehlikeli bir durum varsa... Herkesten abi, önce o koşturuyor. Gerçekten. Yani evde kavga edemez olduk. Ne güzel. Evet. Denemesini yaptık. Yani eşim bana terlik de vurdu böyle abi. Hani bir iki deneyelim bakalım ne yapacak. Hani gerçekten var mı böyle bir... Hani işte merak eden insan ister istemez. Terlikle vurdu, bir iki kere terliği atladı abi. Sonra dedim hani bu bir şey olmayacak böyle, sen terliği bırak, terliği bırak da eşim. Kenara sıkıştırdım, vuruyor gibi yaptım. Abi hiç sesi çıkmadı. Sadece uzaktan yaklaştı, hır dediğiyle sıkıp bıraktığı bir oldu. Dişini, yani o ayarı da gerçekten çok iyi tutturuyor. Hani ısı, hani tam böyle dişini geçirmedi ama canımı da yaktı. Abi canımı yaktı, bırak dedim, tamam okey, tamam sensin bu evde. Kavga yok artık. Kavga yok. Evet. Hani çocuklara bile artık bağıramaz oldu. Sana ne yapmıştı? Bizim ortanca olan biraz yaramaz. Eşim ona kızdığında. Evet, ben birkaç kere kızdım, bağırdım, yapma etme diye baştan baktı. Hırr diye ses çıkarttı baştan. Ondan sonra çocuk kapıyı açtı, tam gidecekti. Hayır gidemezsin dediğinde bana hov diye havlamaya başladı hatta. Yani gerçekten ev içi, aile içi şiddet mi diyeyim abi ya da aile içi komünikasyonu çok güzel yönetiyor hakikaten. Çocuklara çok bağlanmış. Evet. Abi çocuklara fazlasıyla bağlı. Ya çocuklarla yaşadığımız bizim gerçekten çok şey var abi. Mesela kardeşim kızımla bahçede oynuyor. Köpeğe de biz kemik aldık. Oturmuş bir yerde bahçenin bir köşesinde kemikle uğraşıyor, kemirmeye çalışıyor falan filan. Kardeşim birden oynarlarken ya oyun ihtiyacı var. Kızımı kucağına aldı, kızım o ara bağırdı. Abi ağzındaki kemiği bırakıp kardeşimin önüne koştu. Gerçekten o kadar yani, dedik ya tamam bu böyle olamaz. Hani çocuğu nasıl bıraktığını bilemedi elinden kardeşim. Hakikaten öyle. Sonra köpek parkındakini hatırlıyor musun? İlk gittiğimizde evet, mesela. Kadının bir tanesiyle kavga bile ettik hatta evet. O zaman. O kadar insan vardı. O kadar insana hiçbir tepki vermedi. O kadar köpeğe hiçbir tepki vermedi. Bütün insanlar gitti. Bir tane kadın geldi abi. Gerçekten kadın köpek parkına girerken hırladı. Dedi ki hani belki köpeği hırlamıştır filan. Abi gerçekten kadın yanımıza geldi. Dedik bak hani biz köpeğimizi daha yeni aldık. Hani o kadar tam tanımıyoruz daha köpeğimizi. Kadınla eşim tartıştılar. Bir tek o hırladığı kadınla oldu bu olay. Ondan sonra zaten çekti de gitti yani. Oldu sonra yine köpek parkında mesela adayla olmuştu.
Biz hepimiz yukarıda duruyorduk. Bir tek ada parkın içerisinde koşturuyor. Böyle aşağı taraflarda bir yerlerde. Arkasından 3 tane insan geçiyor köpek parkının dışından. Onlar da kendi aralarında hani konuşarak gidiyorlar. Biraz sesli konuşuyorlar. Köpek bir şey oluyor sanıp bizim yanımızı mesela bırakıp direkt adanın yanına gittiğini bilirim. Hani direkt mesela ada burada, adanın 2-3 adım önüne geçip hani insanlara doğru, onların olduğu yere doğru, arkası adaya dönük, yüzü insanlara dönük. Hani kilitlenip kaldı böyle, baktı gördü hani bir şey yok, tamam okey. Hani ondan sonra yine geri döndü geldi. Ne güzel. Adayı çok seviyorum. Ben böyle çok mutlu oluyorum yani insanlar deneyimlerini anlattıkça. Şimdi Almanya'dan bahsedeyim biraz. Almanya'da neredesiniz? Bizden Almanya'da diğer Prese Canary olanlar size yakın mı değil mi? Bir baksınlar, bulsunlar. Abi ben Almanya'da Mönchengladbach'tanım. Tamam. Hani isteyen olursa Instagram'dan da yazabilir. Hatta videonun yorumlarından da yazabilir. Yani sormak istediği ne varsa yani cevaplayabilirim de elimden geldiği kadar. Eyvallah. Adanın videoları arkadaşlar muhteşem ama ben yani böyle kareler yakalanabilir. Ada böyle köpeğinin üstüne yatmış uyuyor, ağzının suyu akıyor ve köpek yani ada rahatsız olmasın diye kıpırdamadan yatıyor. Kıpırdamıyor. Yani. Kesinlikle kıpırdamıyor abi. Kaldırana kadar değil mi? Bak adada köpek kafesine girip köpeğiyle beraber yatıyormuş. Yani. Değil mi ada? Sen bizim çiftliği beğendin mi? Ama hiç hep kafa sallıyorsun. Evet, konuş hayır bakayım biraz. Konuş biraz. Yapmadan konuş biraz Cem amcayla. Utandın hadi mı? İnsanlara bir şeyler söyle. Ne diyeceksin insanlara? Siz de alın bir tane köpek de. Sizi ben seviyorum de, insanları seviyorum de. Biz bizim köpeğimizi satalım mı? Bizim köpeğimizi verelim mi? Biz kalesiyi başkasına vereceksin mi? O zaman ne olacak? Köpeksiz kalacaksın. Köpeksiz kalacaksın evde. İstiyor musun vermek? Ha şimdi diyor. Normal zamanda kendini yırtıyor. Diyorum ada. O heyecan yaptı videoyu. Yani normal zamanda mesela evdeyken falan diyorum ada ben bu köpeği satayım işte sana evet. Şunu alalım ya da ben kendime şu. Yok abi kesinlikle. Ada geldi zaten direkt bizim. Yapma bak onu. Mestan'ı bir kucağına aldı. Mestan'la gezdiler. Ada kedileri de çok seviyor. Adanın kuşları da var. Değil mi? Değil mi? 3 tane kedimiz var evde. Bir tane şimdi 2 tane olacak köpeğimiz. Peki biz köpeğinizle kediler arasında bir problem yaşadınız mı? Anlaşamıyorlar. İkinci gelen kediyle anlaşamıyor abi. Yani köpekten sonra gelen kediyi fazla kabul etmiyor ama onu da bak yine kediye bağlıyoruz. Hani köpek merakla sokuluyor yanına, kedi böyle saldırma pozisyonuna geçiyor. Abi saldırı pozisyonuna geçtiği zaman zaten hani köpek için bütün şartlar kapanıyor. Hani de kalesi bahçede olsun. Kediler hep genellikle yukarıda duruyor zaten. Aşağı iniyorlar, baştan kapıdan bir bakıyorlar kalesi orada mı değil mi diye. Ondan sonra oturma odasına gezinmeye başlıyorlar. Yani kalesi yavruyken eve geldiğinde mevcut olan kedilerle ilgili bir problem olmadı. Sonradan gelen kediyle. Evet, sonradan gelen kediyi ama o da ya kediden dolayı abi. Hani kedi mesela saldırı pozisyonuna geçmişse işte kendini kabartıyor, kıhlıyor filan. Ondan sonra zaten şartel kapanıyor. Hani o olay olmasa yine bir şey yapmayacak. Mesela öbür kedimiz umurunda değil. Gelir geçer yanından hiç. Hani yatıyor bakıyor. Mesela kuş da besliyorum evde. 50'den fazla kuşum var benim. Abi gerçekten hani tam mesela kanarya olarak değil de ne bileyim başka bir sultan papağanı getireyim ya da başka bir muhabbet kuşu gelsin. Ya başka bir ırk kuş evin içine girdiği zaman onu fark ediyor, onu biliyor. Onun yabancı olduğunun farkında. Hani evin kuşlarıyla şey ayırt ediyor yani. Evin kuşlarını ayırt ediyor abi. Mesela ben kendim genellikle kanarya besliyorum. Ara sıra muhabbet kuşu geliyor gidiyor mesela. O ara sıra gelen muhabbet kuşunu ya hani bu da kuş o da kuş değil. Onu ayırt ediyor. Onu gerçekten fark ediyor abi. O evin sürüsünü biliyor. Evin sürüsüne ait olanları biliyor. Yabancılar ayırıyor. Evet abi. Ondan sonra mesela havlama şey konusu, saldırma konusu değil mi? Mesela yolda gezerken filan. Köpek havlasın, bir köpek buna havlamıyorsa yine bir sıkıntı yok. Yine dönüp bir şey yapıyor. Küçük köpekleri sevmiyor, o da küçük köpek havladığı için. Ya da mesela başka bir köpek buna havlarsa o zaman okey, o zaman tepki veriyor. Hani çünkü bir profesyonel eğitime göndermedik. Evet. Biz dedik hani kendimiz elimizden geldiği kadar, işte bildiğimiz kadar, kendimize göre yetiştirelim biraz diye. Yani orada şey diyordur ya, sen haddini bil falan diyordur. Abi, köpek bunu havladığı zaman okey ama köpek arkası başkasını havlasın umurunda değil. Mesela bakar karşı komşumuzun var ya, iki tane köpekleri var karşı komşumuzun, hatta diyor ya kapının altından rüzgar girsin ona havlıyor diyor benim köpeğim. Hani öyle bir şey olamaz diyor yani. Onun köpeklerinin sesini duyuyor, tepki vermiyor. İki yan komşunun iki tane köpeği var, onun köpeklerinin sesini duyuyor yine tepki vermiyor. Ama dışarıda gezerken başka bir köpek buna havladığı zaman o zaman okey abi. Ya normal işte ya da mastif ırklarının tepkileri bunlar. Hani şey bir saldırı gerçekleşecek olduğu zaman bir haddini bilirler yani. Aynen öyle abi. Ama onun haricinde gerçekten ya abi dört dörtlük bir şey. Yani bu çok memnun olmaz. Ben de çok memnun. Mutlu. Teşekkür ederim.
Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür birazdan ederiz. Programın sonunda hangi yavruyu seçerseniz o yavruyu da koyarız. Ondan tamam. Çekeriz. İleride de onun Instagram videolarını adayla beraber. Olur mu? Olur çekeriz mu? Çekeriz yine videolarını evde, resimlerini. Telefonu alıp getiriyorsun diyorsun ya bana evde şimdi. Hiç konuşmuyor. Telefonu getirir köpek bir yerde abi. Baba resim çek, baba video çek. Heyecanlandı, utandı. Heyecanlandın mı? Evet arkadaşlar, Guardia Turca'dan sevgilerle görüşmek üzere, hoşça kalın. Hadi bay bay yap bak. Bay bay yap hadi. Bay bay yap. Evet arkadaşlar, tek atışta seçtik. Bizim London torunu, İda'nın oğlu. 50 günlük bugün itibariyle. Biraz iri bir yavrumuz. Almanya'ya bunu gönderiyoruz. İşlemlere başlıyoruz şimdi. Nasıl? Çok güzel değil mi? Bunu büyüteceğim mi şimdi? He? Büyüteceğim mi artık bunu? Gözleri bak. Ne kadar güzel gözleri var değil mi? Sevdin mi? Bunu alacağız. Hadi bir öp onu. Bir öpücük ver. Öp bakayım. Bir öpücük ver. Kalesiye nasıl veriyor? Oh! Sarıl bir de. Sarıl bakayım bir. Sarıl. Korktun mu? Hayır. Bana değil. Bak buna sarıl. Bak böyle buna sarıl. Bak. Bak böyle sarıl. Evet, içeri alalım artık. Soğuk dışarısı. Bunu aldık ama tamam.